Seçim yapma şansınız olsaydı hangi yıllarda yaşamayı seçerdiniz? Acaba ruhunuz hangi yıllara ait? Marilyn Monroe'nun filmleri size Emma Stone'un filmlerinden daha mı çekici geliyor? Ya da gürültülü kalabalık gece kulüpleri yerine yer altındaki gizli barlarda mı dans etmenin hayalini kuruyorsunuz? Belki de başka yılların insanısınızdır. Öğrenmek için bu testi yapın. Kendi zaman makinenize atlamadan önce abone ol tuşuna tıklayın ve hayata bizimle beraber olumlu bakmak için çan simgesini çalın. Her soru için A ve F arasındaki şıklardan birini seçmeniz gerekecek. Seçtiğiniz şıkları not etmeyi unutmayın. Testin sonunda sonucunuzu öğrenmek için bunlara ihtiyacınız olacak. Tamam, işte bir numaralı soru. Yeni bir saç modeli ya da saç kesimi seçerken sizin için en önemli şey nedir? A. Bakımı kolay bir model. Sabahları kalktığınızda saçlarınızı sadece tarayarak hazır olabilmeyi istiyorsunuz. B. Tatlı, derli toplu bir saç modeli. Yüzünüzü çevreleyen herhangi bir saç modeli olabilir. C. Biraz uzun kalsın. Bu sayede eğlenceli bukleler yapabilir ve toplu saç modelleri deneyebilirsiniz. D. Dikkat çekmeli. Popüler olan her şey size uyar. Saçlarınızı kazıtabilirsiniz bile. E. Kısa ve havalı. Her gün dışarı çıktığınızda çarpıcı görünmek istiyorsunuz. F. Kat kat bir saç modeli. Saçınızın bir hikaye anlatmasını istiyorsunuz. İki numara. Cumartesi gecesi geldi ve henüz bir planınız yok. Ne yapardınız? A. Dışarı çıkıp sizi bir ev partisine davet edecek insanlar bulurdunuz. B. Mahallede uzun bir yürüyüşe çıkardınız. Bu sayede komşularınızın neler yaptığını görebilirsiniz. C. Bir arkadaşınızı arayıp akşam yemeği yemek için eğlenceli bir yer bulurdunuz. Muhtemelen oradaki diğer insanlarla da tanışırdınız. D. Bir arkadaşınızla ya da kardeşinizle alışveriş merkezine giderdiniz. Başka nerede yemek yiyebilir, eğlenebilir ve alışveriş yapabilirsiniz ki? E. Evde ailenizle yemek yiyip güneş battıktan sonra arkadaşlarınızla gizlice dışarı çıkardınız. F. Televizyonda izleyecek bu kadar güzel programlar varken neden dışarı çıkmak isteyesiniz ki? Üç numara. Bu filmlerin arasından en çok hangisini seviyorsunuz? A. The Godfather. Baba. B. Grease. C. Hayal Şarkısı. D. Ferris Bueller'la Bir Gün. E. Göklerin Hakimi. F. Empire Plak. Dört numara. Bu şarkılardan en sevdiğiniz hangisi? A. Wild Cherry, Play Funky Music. B. Chuck Berry, Johnny B. Good. C. Aretha Franklin, Think. D. The Bangles, Walk Like an Egyptian. E. Fats Waller, Ain't Misbehavin'. F. Oasis, Wonderwall. Beş numara. Bir zamanların modası olan bu aksesuarlardan birini geri getirebilseydiniz bu hangisi olurdu? A. Künye bileklik. B. Saç kurdeleleri. C. Büyük yuvarlak güneş gözlükleri. D. Dr. Martens botlar. E. Boncuklu saç bantları. F. Jeli sandaletler. Altı numara. En sevdiğiniz renk kombinasyonu hangisi? A. Yeşil ve mavi. B. Pembe ve mavi. C. Turuncu ve beyaz. D. Neon yeşili ve siyah. E. Siyah ve beyaz. F. Kahverengi ve lacivert. Yedi numara. Bu cümlelerden hangisini daha çok söylüyorsunuz? A. Çaktım. B. Onun gibi bir şey işte. C. Oğlum bu adam çok komik, çok matrak biri. D. Haydi sor, sor. E. Hadi dışarı çıkalım ve biraz şamata yapalım. F. Kıl oldum abi. Sekiz numara. Issız bir adada kalsanız yanınızda ne olmasını tercih ederdiniz?
A. Gitar. B. Kitap. C. Boş bir günlük. D. Makyaj çantası. E. Radyo. F. Walkman. Dokuz numara. Yılbaşı gecesi saat 12'yi vurduğunda ne yapıyor olursunuz? A. Şehir merkezinde bir gece kulübünde dans ediyor olursunuz. B. Evde ailenizle birlikte olursunuz. Bu sayede düzgün bir saatte uyuyabilirsiniz. C. Arkadaşınızın akşam yemeği partisinde şampanyanızı içiyor olursunuz. D. Çok tanımadığınız insanlarla çevrili kalabalık bir barda olursunuz. E. Hiçbir şeyi umursamadan şampanyanızı yudumlayabileceğiniz bir yeraltı kulübünde. F. Arkadaşlarınızla yılbaşı programları izliyor olursunuz. On numara. Bunlardan hangisinin daha uygunsuz olduğunu düşünüyorsunuz? A. İnsanlar yaptıklarından mutlu oldukları sürece umrunuzda olmaz. B. İlk kez buluştuğum biriyle öpüşmek. C. Takım elbise giyen bir kadın. D. Yırtık model pantolonla işe gitmek. E. Güpegündüz bacaklarınızı sergilemek. F. Çevrim içi sohbet odalarında insanları kandırmak. Şimdi sonucunuzu öğrenme zamanı geldi. Seçtiğiniz şıklara bir göz atın ve hangi yıllarda doğmuş olmanız gerektiğini öğrenelim. Çoğunlukla A şıkkını seçtiyseniz 1970'lerde yaşamalıydınız. Hayatınızı, duygularınızı ön plana koyarak yaşıyorsunuz. Bu yıllarda da duygularınızı anlamak ve yapmak istediğiniz her şeyi yapmak çok popülerdi. Gitarınızla bir beste yapsanız da, komşunuzla sohbete dalsanız da, duygularınızla ve sevgiyle hareket ediyorsunuz ve güzel zaman geçiriyorsunuz. Ancak kalbinizi dinlemek çok eğlenceli olsa da, hayatınıza biraz yön vermek de bir o kadar önemlidir. Aksi takdirde yolunuzu kaybedebilirsiniz. Çoğunlukla B şıkkını seçtiyseniz 1950'lerde yaşamalıydınız. Çok düzenlisiniz ve düzen aşığısınız. Her şeyin belli bir yeri var ve buna siz de dahilsiniz. Toplumdaki katı kurallara uymayı seviyorsunuz ve kalabalığın içinde öne çıkmayı istemiyorsunuz. Gelenekler size kendinizi rahat hissettiriyor. İşte bu yüzden evde ailenizle vakit geçirmeyi bu kadar çok seviyorsunuz. Konfor bölgenizden çıkmayı istemeseniz de bazen kendinize meydan okumak ve neler yapabileceğinizi görmek de gereklidir. Çoğunlukla C şıkkını seçtiyseniz 1960'larda yaşamalıydınız. Moda senin işin bebeğim. Söz konusu moda olduğunda sizin için akan sular duruyor. Kendinizi değişik renkler ve saç modelleriyle ifade etmeyi seviyorsunuz. Aynı zamanda çok sosyal bir insansınız ve tanımadığınız insanlarla bile derin sohbetlere dalmayı seviyorsunuz. Oldukça umutlu bir insansınız ve dünya hakkında daha fazla şey öğrenmeye açıksınız. Ama umudunuzun sizi saflaştırmasına izin vermeyin. Herkes her zaman iyiliğinizi düşünmez, bunu unutmayın. Çoğunlukla D şıkkını seçtiyseniz 1980'lerde yaşamalıydınız. Renkli bir hayat yaşadığınızı söylemek çok hafif kaçar. Yeni şeyler deneyimlemeyi ve eğlenmeyi çok seviyorsunuz. İster bir metal müzik konserinde olun, ister şehirdeki en büyük alışveriş merkezinde alışveriş yapıyor olun. Hayatı doya doya yaşıyorsunuz. Tabii ki her şeyi deneyimlemeyi ve zamanınızı dışarıda geçirmeyi seviyorsunuz. Ancak arada bir evde dinlenmeyi de unutmayın. Kendinizi biraz çekip duygularınıza odaklanmak kötü bir şey değildir. Hayatta gerçekten ne yapmak istediğinizi düşünmeniz gerekebilir. Çoğunlukla E şıkkını seçtiyseniz 1920'lerde yaşamalıydınız. Çok çalışıyorsunuz ama çalıştığınızdan daha çok eğleniyorsunuz. Sıkı çalışmanın değerinin farkındasınız. Bu yüzden bazen her şeyi boş verseniz bile asla kendinizi geri çekmeyin. Çünkü bunu hak ediyorsunuz. Karmaşık sanat eserleri gibi güzel şeylerle çevrili olmayı seviyorsunuz ve her zaman şık ve modaya uygun hissetmeye dikkat ediyorsunuz. İşte bu yüzden havalı saç kesimlerine ve değişik giysilere bayılıyorsunuz. İşlerinizi halletmek için kendi yöntemleriniz olsa da ara sıra yeni şeyler denemekten korkmayın. Bu sayede kendinizle ilgili yeni şeyler keşfedebilirsiniz. Çoğunlukla F şıkkını seçtiyseniz 1990'larda yaşamalıydınız. Sizin için hayattaki en önemli şeylerden biri eğlenmek. İster en sevdiğiniz durum komedisi, aksiyon filmi ya da bilgisayar oyunları olsun, arkanıza yaslanıp önünüzdeki şeyin tadını çıkarmaktan daha çok sevdiğiniz bir şey yok. En sevdiğiniz etkinliklerin çoğu kanepede oturmayı içerse de dışarı çıkıp biraz temiz hava almayı unutmayın. Yeni bir spor deneyin. Arkadaşlarınızla çevrim içi sohbet etmek yerine
onlarla buluşup yürüyüşe çıkmaya ya da başka aktiviteler yapmaya zaman ayırın. Sonucunuz ne kadar doğru? Yorum kısmında bizimle paylaşın. Bu videoyu beğenmeyi, bu eğlenceli testi arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hayata her zaman olumlu bakın.